Yeni bir güne daha uyandık. Yalnız burada misafirlerimiz var. Nasılsınız gençler? İyi misiniz? Fazla zıplamayın ha. Yani benim önüme doğru gelmeyin. Zıplayın da. Oynayın buralarda. Çok orijinal yaratıkları ya. Bunlar genç ama. Yani çok büyük değil gördüğüm kadarıyla. Şimdi nereye gideceğiz bugün? Kalberi Ulusal Park'a gideceğiz. Öncelikle rotamıza bir göz atalım. Evet, açımız güzel mi arkadaşlar? Bakın yani ne çok motor gösteriyor böyle şöyle. Ne çok yukarıya gösteriyor böyle. Tam böyle ortası. Okeyiz değil mi bunu? Tamam. Haydi bismillah. Haydi bakalım komşu. Ben gidiyorum. Kızlar tutmayın fazla. I'm checking out. Thank you. See you. Bye. Trafik soldan. Navigasyonu ayarlamadık. Aman önemli değil. Artık buraları öğrendik. Neyini öğrendin oğlum? Daha yeni geldin. Deniz kenarında çok güzel bir yer. Kaldığım yere çok yüksek puanım yok. Odaların temizliğinden dolayı. Dün akşam şuraya geldim. İnsanların eğlendi, yedi, içti. Ben de bir yemek yiyeyim dedim. Bir şeyler takılayım dedim. Çok da güzeldi. Peter ve Mary ile tanıştım. Karı koca. Ya ne kadar meraklı insanlardı. Peter 67 yaşında. Eşi de ona yakın sayılır. Yaşını sormadım tabii geçin ama adamın yaşını merak ettim sordum. Kaç yaşındasınız diye. 67 yaşında abi nasıl bir fizik var biliyor musunuz? İnanılmaz. Sebep ne dedim? Hemen anlatmaya başladım. Meraklı da birisi. Surf. Abi surfçu. Videolarını gösterdi. Oho, mükemmel. Spora ilgisi alakası olduğu belli. Bana dediler ki Kalbari National Park'a gittiniz mi? Buranın ismi de Kalbari zaten. Geldim dün akşam gittim. Buradan döneceğiz. Bakın Kalbari National Park. Sineklerden başa çıkamadım. Bir, ikincisi de drone uçurmak yasakmış. O Skywalk denen bir yer var. Oraya geçtim. Yani bir şey anlayamadım dedim akşam saati. Angel Eye mi? Angel gözü. Çok güzel fotoğraflar olan bir yerde var. Ben şey Türkiye'den bile hatırlıyorum o fotoğrafları. Burayla alakalı. Dedi onu çektiniz, girdiniz oraya dedi. Orada drone uçurabilirsiniz dedi. Ah dedim yasak diyor ama genelde. Hayır dedi orada yasak değil dedi. 30 metre yanınızda kimse yoksa dedi. Genel kuralımız zaten. Drone uçurabilirsiniz dedi. Hem de orayı görmemişsiniz. Oraya... Sorry. Kendi kendine yer anlatıyorsun da benzinin var mı birader? Benzinin yok. Hani bir benzin alsan fena olmaz değil mi? Şu Prado'nun sahibiyle biraz sohbet ettik. Çok meraklıydı. Dedi Türkiye'den mi geliyorsunuz dedi bayrağı görünce. Evet dedim. Meraklılar soruyorlar. Ya ben mesela desem bir adama ya şöyle bir Scon'da ihtiyacım var desem var ya o anında gelir. Hilux. Abi hep arabalar çok büyük ya. Hem çok uzun mesafeye gittikleri için büyük depolara ihtiyaçları var. Hem 4 çeker olması gerekiyor. Evet benzinimizi aldık. Az kaz unutuyorduk. Mary ile Peter'dan bahsediyordum. Ben hani sızlanınca ya sineklerden dolayı bir yeri çekemedim. Çok fazla sinek var. Aşağıda Angel Eye mi neyse ya hatırlayamadım ismini. Oraya git orayı mutlaka çek. Ve orayı mutlaka görün dedi. Aynı John gibi yani. Bu sefer de buradakiler böyle. Vallahi 2 saat harika muhabbetler ettik. Tabii genelde abinin surf hikayelerini dinledim. Onlar da benim tur hikayemi anlattım onu dinlediler. Çok güzel keyifli bir akşamdı. Hep aynı şeyi söylüyorum, yine söyleyeceğim. Lokallerle irtibat kurmak olağanüstü güzel. Yani sizi acayip güzel yönlendiriyorlar. Özellikle bu ülkede bilmiyorum, diğer ülkelerde de bunu görecek miyim? Göreceğimi tahmin ediyorum da. İnanılmaz yani. Ben normalde bugün direkt buradan basıp Denham'a gidecektim. Ha, bir de dünkü sinek faciasında, ya arkadaşlar gerçekten o Kalbari'de binlerce üşüyor suratınıza. Mümkün değil yani. Ya resmen eziyet çektim ya. Bugün uğramamayı düşünüyordum. Ama tabii benim de şöyle bir hatam var. Kafacı binliği aldın yanına. Niye çıkartmadın onu? Niye çıkartmıyorsun? Çantanın en dibindeydi. Sabah paketleme yaparken hemen şuraya ulaşabileceğim şekilde koydum. İnerimden hemen kafacı binliğini takacağım. Çünkü anında geliyorlar. Just one. I want one. Okay. I just want to see the window. What was the window name? Nature's window. Nature's window. Just we'll go there. Yani bu sefer bizden olsun demiyor arkadaş. Keep that in your wallet. We'll just keep that on you. Okay, thank you. And then would you like a map or anything? No, I don't need it. Bye. Bir daha bakalım şuradan. Sıcak öldürür diyor. Hayvan getirmeyin, kamp yapmayın. Nature's window. Şuraya gideceğiz. Bu şunu çekeceğiz. Dün Albert Skywalk'a gittim. Sinekten duramadım ya. Aa şu ablaya şey sorayım. Is it allowed to fly drone in the Nature's window area? No, not when there's people. So it's based on the CASA legislation and
So if there are other people around. But if they don't? If there's not, you need to just apply with Wildlife, with the National Park. There's an office at the headquarters. Ha. Okay, I understand. Bye. Gene olmadı. Yok diyor, uçuramazsın diyor. Normalde diyor, insanlar yoksa 30 metre civarında uçurabilirsin. Ama bunun için de diyor, kasabada bir ofis varmış abi. İzin almak gerekiyormuş, kayıt yaptırmak falan. Kalbari National Park'a geldik. İlk gelişimiz değil, dün akşam da geldik buraya ama dün akşam sineklerinden dolayı kaçtım gittim. Skywalk tarafındaydım. Nature's Window'a geldim. Bakın. Nature's Window yani. Nature's Window 1 kilometre. 30-45'e güzel, bu yürünür. Şimdi burada şöyle bir sorun var. Oha, rüzgara bak. Gerçi rüzgar olunca bu sorun bitiyor. Rüzgar olmayınca asıl sorun var. Arkadaşların kafasındakilerini görüyor musun? Bu niye biliyor musunuz? Kafa cibindeyim. Ben peki dün akşam niye kaçtım biliyor musunuz? Çünkü kafa cibindeyimi yanıma almamıştım. Öyle artist hazırlık videolarında anlattım. Bak onu aldım, bunu aldım. Sinek, sivrisinek karşı ama deyip almadım dün. Yüzlercesinin saldırısına uğradım. Ay ne kötüydü ya Rabbim. Peki bugün aldın mı? Tabii ki aldım. Ya. Suyumu aldım. Burada sıcaklık uyarısı yapılıyor sürekli. Şu anda sonbahar. Sonbahara rağmen 25-30 derece arasında oluyor sıcaklık. Yazın burası 50 derece. Of. Her taraf sinek. Cibinliğin var kardeşim. Almayanlar düşünsün. Ya sizi böyle yerlerde gezdiriyorlar mı? Ben de ona hastayım ha. Bazı gezinler diyor ya. Sizin için buraları geziyorum. Sen kendin geziyorsun. Kendine çekiyorsun. Ondan sonra diyor ki ben sizi gezdiriyorum. He canım he. Canlı yayında aşağı inmeyelim de. Bu cibinlik olmasa var ya bu sinekler. Of of of. Peter. Adamım. Tamam okey. Yine de teşekkür ederim beni buraya gönderdiğin için. Drone uçuramıyoruz ama. Zaten bu kadar kalabalığın arasında drone uçuramazsın. 30 metre kuralı var. Ve burası ilave olarak da demiş ki git. İzin. Oo, abi ne yapıyor orada? Tom Cruise'e özendi galiba. Oğlum dışarı. Aha bak. Tom Cruise. Bak insanlar çekiyor burada. Ha, doğanın gözü. You're so kind, thank you. Nasıl? Gayet iyi değil mi? Doğanın gözünü gördük. Nature's Window. Şurası oluyor. Abi şurada bir Tom Cruise'luk biz de yapalım mı? Benim Tom Cruise'dan ne isim var? Abicim bak. Bu hareketi bir Tom Cruise yapar, bir de ben yaparım. Bendeki Tom Cruise bu kadar. Doğanın gözünden Kalbari National Park'tan çıkıyoruz. Hedeften doğanın gözü, doğanın penceresi daha doğrusu. Gerçekten bir pencere gibi görüntü var. Ama hani dedim ya drone uçurmaya müsaade etmiyor, üzüldüm falan vesaire diye. Zaten orada drone uçurmak yok öyle bir şey yani. Hani evet önce izin almanız gerekiyor. Ama başka bir kural var ki uygulamanız imkansız. Avustralya'da şöyle bir kural var. Kardeşim diyor drone uçuracaksan diyor. Net bir kural var. O drone'u insanların 30 metre yakınına sokamazsın diyor. Yani orada ne 30 metresi abi? Millet de iç içesin. Yani herkes fotoğraf çekmek için sırada bekliyor ve kalabalık. Dolayısıyla imkansız. O yüzden ne yaptık? Çok güzel fotoğraflar, videolar çektik. Tom Cruise'a özendik. Bir dakika, nereye gidiyoruz? Abi soldan gidiyoruz. Z-Band Skywalk. Yok, Skywalk'a Luke Skywalker'ı dün görmüştük. Trafik soldan. Yani drone uçurmak imkansız. Orada drone, çok sıradan drone uçururdum ben. Mesela o gözünün içinden, pencerenin içinden geçirmek müthiş bir şey olur. Onu da ancak Emirhan ve Emirhan gibiler becerir. Ben nasıl becereyim onu? Ben böyle yukarıdan kalktık, indik. Öyle drone yani. Sabah buraya parka girerken, ya ne gereği var drone uçuramayacaksam niye gene geldim dedim ama değdi. Bir kere kafa cibinliğim vardı. Sineklerden rahatsız olmadım. Çok da güzel fotoğraflar, videolar çektim. Daha ne olsun. Yani müthiş. Çok hoşuma gitti. Denham'a gidiyoruz. Mükemmel bir yer. Ama Denham'a gitmemizin özel stratejik bir gerekçesi var. Nedir? Steep Point. Üçüncü köşemiz. Babakale, Wilson's Promontory ve Steep Point. Denham'da park edeceğiz motorumuzu. Oradan Steep Point'e gidip geleceğiz. Kalbari National Park'ın güzel yanı da abi yollar çok güzel ya. Baksana. Baya baya viraj yollar yani. Daha ne olsun yani. Çok güzel. Yani viraj da yapıyoruz bir yandan. Gidiyoruz da başka bir yandan. Oho oh, bak. Bir sağa bir sola. Ne güzel. Denham yolundayız. Steep Point solda kaldı. Biz Denham'a gidiyoruz. Yani Denham'dan çıkıp Steep Point'e gideceğiz. Hiçliğin ortasındayız ya. Dümdüz geliyorsun, dümdüz gidiyorsun. Bir bisikletli gördüm. Bisiklet de bu sıcakta geliyor ya. İnanılmaz bir şey. Ya sonra dedim ki ya fazla da bir şey taşıyamaz. Biraz da böyle bitkin gibiydi. Bende su var, yiyecek var. Ben çünkü çok şey taşıyabiliyorum. Vay arkadaş ya. Adam bisikletle geliyor ya. Bu inanılmaz bir şey ya. Helal olsun var ya.
Do you need anything? I just want to ask. Do you have a lot of water? Yeah. Yeah, I wanted to refill my water bottle, but the last station. Wait, I will give something to eat. Aa, ablaya ne vereyim ya? Şunu vereyim. Ben bunu içemedim. Bir de şunu vereyim ya. Uh-huh. You can take all of them because I have many. Oh, yeah. You're welcome. You're so brave. We have motorcycle, we can go faster and we don't have any problem with flies. Safe trip. Thank you, you too. Kanada'dan gelmiş, suyunuzu alabilir miyim dedi. Ben zaten bir saate Denham'dayım. Welcome to Denham. Hoş bulduk canım. Burası Heritage Shark Bay. E güzelmiş. Oo, manzaramız güzel. Recep, ha Recep buradaymış. Recep'i görelim.